Yine bugün burada çetin madenciliklerin sahibi iş adamı sayın Hakan Çetin adına güreşiyor. Mustafa Batu, Antalya. Küçük orta küçük boyda puanlı saati. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Efendi adına güreşiyor. Ve yine bugün burada Dev Tur İnşaatlar Grubu sahibi, önceki dönem Horan Belediye Başkanımız Sayın Turgut Devecioğlu adına güreşiyor. Ermenilerin karizmatik başmehlivanı Cevizhan Şimşek, Antalya Sir. Evet değerli müsaadeler, bugün burada Kunduz Güreş Terası Sayın Bilal Acar adına güreş yapıyor. Antalya Maralda Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'in pehlivanı 2014 yılı Edirne Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı, er meydanlarının ünlü baş pehlivanı Fatih Attı Samsun. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlarımızla şöyle kocaman bir alkış alalım. Moral alkışı, güreşler baş pehlivanlardan alkışlar sizde. Allah Allah illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit, kahraman, Türk aslanları hep beraber alkışlar mı diyelim maşallah. Haydi yiğitler, Allah derman versin. Allah derman versin dedik bizde ve baş pehlivanlarımızın çeyrek final salavatlaması yapıldı ve baş pehlivanlarımız şimdi artık peşrevlerini çekiyorlar ve çeyrek final mücadelesine biraz sonra başlayacaklar ve Şaban Yılmaz, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Osman Aynur, Recep Kara, Mustafa Batu, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı. Evet tabii yine burada hemen gözümüze çarpan Şaban Yılmaz, İsmail Balaban eşleşmesi ve Ali Gürbüz, Osman Aynur eşleşmesi var. Tabii ki Cengizhan Şimşek de bugünün flaş ismi Fatih Atlı ile, yine Mustafa Batu da Recep Kara ile, evet önemli isim Recep Kara ile eşleşti. Bakalım çeyrek final mücadelesi başladıktan sonra kimin yüzüne gülüp yarı finale kalacak? Gerçekten hem mental açıdan hem de yemeşme konusunda da sıkıntı yaşamıştı Survivor'da ama toparlandığını görüyoruz. Ben de tabii ki oldukça fazla kendisine olan ilgi, o da sağ olsun hiç kırmıyor. Her gelenle telefonla selfie çekildiğini ben gördüm ve tabii ki bu aralarda da konuşma fırsatı buldum İsmail Balaban'la. Oldukça hızlı olduğunu söyledi, çok çalıştığını söyledi. Tabii ki bizler de merakla bekliyoruz neler olacak. Peki Ali Gürbüz, Osman Aynur müsabakası başladı. Her iki isim de birbirlerini ilk dakikadan itibaren zorluyor. Ali Gürbüz elense tabiriyle rakibini yakalama çabasında, Osman Aynur da ona karşılık veriyor. Bakalım kim kazanacak bu zorlu karşılaşmayı, zorlu mücadeleyi. Evet, çeyrek final müsabakaları şu an tam karşımızda. 4 pehlivan yağlı güreşi de İsmail Balaban Şaban Yılmaz mücadelesi. Sağlık görelim. İsmail Balaban rakibini yakaladı bakalım. Buradan galip gelebilecek mi? Evet.
Sağlık görevlileri, kulak yemeğinden müdahale edin. İsmail Balaban güç uygulayarak Şaban Yılmaz'ı yerden kaldırmama düşüncesinde. Şaban Yılmaz ise kalkma uğraşında bakalım. Ne olacak? Finale kalan pehlivan. Çok hak eder meydana. Toz koparan, toz koparan ve ayak boyunda finale kalan pehlivanlar. Sizler de her meydanda. İsmail Balaban. Şaban Yılmaz mücadelesi. Arka tarafta ise Ali Gürbüz. Osman Aygür mücadelesi ekranlara geliyor. Denizler Meydanı'nda. Pamukkale Ağlı güreşlerinde. Evet, İsmail Balaban. Kaldırmaya çalıştı rakibini ama mücadele. Bülent abi, çeyrek final devam ediyor. Değerli güreş severler, tabii ki çeyrek final mücadeleleri olanca hızıyla devam ediyor. Ali Gürbüz, Osman Aynur arasındaki mücadele şu anda ekranlarımızda. Sevgili yönetmenimden rica edelim. Ara ara da yine Şaban Yılmaz, İsmail Balaban, Recep Kara, Mustafa Batu ve Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı arasındaki güreşlerimizi de ekranlara taşıyalım. Ya da işte dediğim anda sevgili yönetmenimiz hemen ekranımızı dörde böldü ve dört çift baş pehlivanlık mücadelesini ekranlarımıza dörde bölerek taşıdı bu mücadeleleri. İşte sağ kadrajda üstte Şaban Yılmaz, İsmail Balaban, sağ alt kadrajda Recep Kara, Mustafa Batu, sol üst kadrajda Ali Gürbüz, Osman Aynur ve alt sol kadrajda da Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı arasındaki mücadele ekranlarımıza Antalya gelecek. Dediğim anda Cengizhan Şimşek ve bugün burada Antalya Kumluca'dan Tufan Can Mobilya iş adamı Sayın Recep ve Yasin Tufan adına güreş yapıyor. Süleyman Tufan, Antalya Kaş. Kumluca meridyalaşlarımız Sayın Mustafa Köleoğlu adına güreş yapıyor. Evet, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz mücadelesi ekranlarda. İsmail Balaban'ın rakibi üzerindeki güç uygulaması devam ediyor. Sanatçılar. Evet. Balıkesir Göreç Belediye Başkanlığı'nın meydanı. İsmail Balaban mı, Şaban Yılmaz mı? Süleyman Kerim. Antalya Korku Deli Cengiz Erbe Güneş'in İstanbul'un Baban. Meyvanı Antalya Korkut Eri. Geçmiş bir buyruk final. Güneş ayakta devam ediyor. Arka Kaan Karabakır. Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köleoğlu adına güreş yapıyor. Antalya Kumluca. Değerli güreş severler, Sayın Mustafa, evet şu anda baş pehlivanlık mücadelesi içinde olan 4 güreşimiz, 4 farklı pencerede ekranlarımızda, sol üst pencerede Ali Gürbüz, sarı kart verilmiştir. Osman Aynur güreşi,
Barış Kemal Yiğit. Sağ üst pencerede Şaban Yılmaz, İsmail Balaban ve sağ alt kadrajda pencerede de Mustafa Recep Kara, Mustafa Batu ve Cengiz Elbey'e güreşi sol alt pencerede de Antalya Korkuteli. Evet, arka planda Fatih Atlı Cengizhan Şimşek güreşi vardı ve hemen ön kadrajda da yakın planda ekranlarımıza gelen şu anda galibiyetini hakem tarafından ilan edildi. Güzel bir giriş gerçekleşti. Evet, hemen onun arkasındaki evet ileriki pozisyonda olan güreş Cengizhan Şimşek ve Fatih Atlı arasında. Pehlivan! Pehlivan! Çarşıdan aldım birinci. Spy evet, Baba. Genel olacak birinci. Sevgili Hakan, tabii Ali Gürbüz ve Osman Aynur arasındaki güreş biraz sert geçiyor ve itirazlara sebebiyet veriyor. Evet, şu anda gönlüm her birinden yana olacak. Finale kalan minik bir, minik iki. İsmail Balaban Şaban Yılmaz'ı bastırıp bloke etti dış kazıkla oradan. Allah Allah, İnşallah Muhammed Şaban Yılmaz'ın finale kalan pehlivanlarımıza alkışlarla boyun bölgesinde başını da bacaklarının arasına alıp oradan kasnaktan keçi dikmesi oyunu için hazırlık yapıyor. Tabii Şaban Yılmaz da yılların tecrübesi, yılların deneyimi. İsmail Balaban'a bakalım fırsat verecek mi o oyunu yapması için. Evet, şu anda tam uzanmışken hemen ters tarafa geçti ve paça kazıkla havalandırdı ama oradan tersi bulmak istedi hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla ama başarılı olamadı. Şimdi oradan bir dış kazıkla serptirme yapmak istedi ama Şaban Yılmaz hemen İsmail Balaban'ın beline girdi, beline dolandı, çift kaptı, oradan dengesini, oyununu bozdu ve tekrar çiftleyerek İsmail Balaban'ı şu anda bastırdı ve bloke etti. Şimdi artık roller değişti. Bakalım Ramazan Efe Bostar, Şaban Yılmaz üstte, İsmail Balaban altta, İsmail Balaban yerde altta. Ne yapacak? Antalya Filipe, İsa Köse. Evet sevgili yönetmenim, bu şekilde kalabiliriz. Dört güreşte ekranlarımıza gelsin. Allah Allah. Evet, bu şekilde kalalım. Dört güreşi de ekrana taşımış olalım. Biz buradan evet, Ali her penceredeki güreşi anlatmaya, yorumlamaya devam ederiz sevgili Hakan'la beraber. Evet, Ali Gürbüz, Osman Aydın müsabakasında bir itiraz var. Tabii o biraz sert başladı o güreş. Sert devam ediyor. Orada itirazlar söz konusu. Hem meydan hakemlerine, tabii kule hakemlerimizden de, kuleden de Merkez Hakem Komite Başkan Vekili Tevfik Korkmaz indi ve müdahalede bulundu. Evet, serttirmeyle açık düşürmeye çalıştı İsmail Balaban Şaban Yılmaz'ı ama yılların tecrübesi, deneyimi Şaban Yılmaz bu oyuna düşmedi. Evet, tabii ki İsmail Balaban yarı finalde, evet. Evet, yarı finalde biraz önceki pozisyonda herhalde açık düştüğü kabul edildi İsmail Balaban karşısında Şaban Yılmaz'ın. O yüzden de İsmail Balaban galip ilan edildi.